Esenler İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden biri ve burada Esenler'de yaklaşık 74 bin riskli konut var. Peki bu binalar nasıl dönüşecek? Soru bu. Esenler Belediyesi ve Milli Savunma Bakanlığı 2 yıl önce anlaşma imzaladı. Buna göre askeri kışlalar boşaltılacak, yerlerine depreme dayanıklı binalar inşa edilecek. O askeri arazide çalışmalar başladı bile. Bazı askeri birlikler İstanbul'dan taşınıyor. 15 Temmuz darbe girişiminde tankların çıktığı Topkule Kışlası da o yerlerden biri. O araziye kentsel dönüşüm kapsamında 40-45 bin konut inşa edilecek. İstanbul Esenler'deki kışlalar boşaltılıyor. Burası da o askeri arazilerden biri. Burada inşaat çalışmaları başladı bile. Bu gördüğünüz yere İstanbul Büyükşehir Belediyesi metro depo sahası yapıyor. Hemen ileride gördüğünüz yeşil binalarsa yıkılacak, yerlerine kentsel dönüşüm binaları inşa edilecek. Asker hayat kurtarmak için vardır. Askeri arazi burada yeni bir hayat kurtarıyor. Ve öyle bir hayat kurtarıyor ki Allah korusun, Marmara depremi söz konusu olursa ilk etapta çok büyük riskler ve sıkıntılar yaşayacak konutları transfer etmiş oluyoruz. İstanbul'un en kalabalık ilçelerinden Esenler'de yaklaşık 74 bin riskli konut var. Bu evlerin yerine depreme dayanıklı konutlar yapmak için Esenler Belediyesi ve Milli Savunma Bakanlığı arasında 29 Nisan 2015'te bir anlaşma imzalandı. Askerin boşalttığı arazide inşaat başladı. Önümüzdeki günlerde konutların da temeli atılacak. Bu gördüğünüz askeri alan, askeri kışların hepsi farklı bölgelere inşa ediliyor ve bunu belediyemiz tarafından inşa ediliyor. Çorlu'ya, Başakşehir'e ve Hastal'a. Dünyanın en büyük şehir parkı. Bu park buradan başlıyor, ta o 3 otobanına kadar devam ediyor. Yanına yine dünyanın en büyük müzesi geliyor. Tam karşı tarafa İstanbul'un en büyük adliye saraylarından bir tanesi geliyor. Konut alanı neresi olacak? Konut alanı da şehir parkımızın sağı ve solu. Etrafı. Şu anda askeri binaların olduğu yer. Askeri binaların arka taraflarına geliyor. Bölgedeki 3 kışlanın 2-3 ay içinde tamamen boşaltılması, birliklerin Trakya'ya sevk edilmesi bekleniyor.